Merhabalar. Sertifika konusundan bahsedeceğim biraz. Ne sertifikasından bahsediyorum? Eğitim kurumları tarafından verilen veya işte katıldığınız etkinliklerde, seminerlerde, workshoplarda artık ne olursa adı. Oralarda alınan sertifikalardan bahsedeceğim. Çünkü şöyle bir soru gelmiş. Bilişim sektöründe sertifika ne kadar gerekli? Şimdi bu sorunun çok farklı cevapları olabilir. Şuradan başlayalım. Sertifikayı niye alıyorsunuz? Bir şeyleri kanıtlamak için, büyük ihtimalle. Yani eğer CV doldurmak için alınıyorsa, yani bu şekilde kaba tabiriyle alınmamasında fayda var. Çünkü CV konusu apayrı bir konu. Hani CV doldururken perspektifinizin ne olması gerektiği apayrı bir konu. Onunla ilgili de bir video çekerim. Hani YouTube kanalını takip edin, bir ara yapmak istiyorum zaten onu da. Ama o konuyu kenara koyacağım şimdi. Sertifika gerekli mi? Sertifika CV'ye konduğunda şeyi düşünmek lazım. Ben bu sertifikayı alarak aslında ne anlatmaya çalışıyorum karşı tarafa, onu düşünmek lazım. Bu sertifikayı alma nedenim ne? Çünkü bir şeyleri bildiğimi kanıtlamaya çalışıyor olabilirim. Bir workshopsa veya bir etkinlikse hani sosyal olarak aktif olduğumu kanıtlamaya çalışıyor olabilirim. Fakat aslında şunu sormak lazım. Yani ben bu sertifikayı alarak birilerini göstereceğim büyük ihtimalle. O veya bu şekilde, CV'de olsun, başka bir şekilde olsun. Neyi kanıtlamaya çalışıyorum? O kanıtlamaya çalıştığım şey anlamlı mı? Eğer anlamlıysa ya, sertifika da anlamlı olabilir. Ama baktığınızda, işte eğitim kurumlarından alınmış sertifikalarda, özellikle katılım belgesi diye geçen sertifikalarda, herkes şunun farkında, sadece oraya gitmişsiniz. Ne öğrendiğinizle ilgili bir şey kanıtlamıyor bu. Bu neredeyse, yani genel konuşacağım, genelleme yapacağım. Bu arada herkesin fikri kendine videosuna da buradan referans vereyim, izlemediyseniz bakın. Ama genel olarak herkes farkında. Hani orada var olduğunuzu kanıtlayan bir belgeden öte değil aslında. Ha, bu kötü bir şey mi? Kötü bir şey değil. Bu arada şunu da söyleyeyim, hani 50 milyon tane sertifikayla da ilerlemeyin. Yani böyle binlerce şeye katılmış, böyle sertifikaları biriktirmiş bir 50 tane sertifikayla beraber iş yeri başvurusu yapan vesaire bir insan olmanızda çok fayda yok, çünkü size ayrılacak zaman belli. Yani bir şeyin sayısını arttırarak aslında şeyi arttırmıyorsunuz. Sadece noise'ı arttırıyorsunuz. Hani oradaki gürültü yaratıyorsunuz aslında. Yaptığınız şey o. Hani fikir vermekten öte 50 tane sertifika vererek aslında dikkat dağıtıp gürültü yaratmış oluyorsunuz. Ses anlamında düşünürsek tek bir sertifika vermek bazen çok daha ilginç olabilir. Sertifikanın değerine göre değişir tabii. Ha, bir de şeye gelelim. Hani burada soru şu da olabilir. Hani işte Microsoft'un sertifikaları var, Oracle'ın var, Adobe'nin var, onun var, bunun var. Burada da şunu değerlendirmek lazım. Bir, bu sertifikaya sahip ne kadar çok kişi var? Çünkü hani bir şeyin değerini belirleyen en basit hani metriktir sonuç itibariyle. Ne kadar çok var? Az varsa değerlidir. İşte atıyorum şimdi, altın gümüşten daha değerli. Nedeni azlığıma emin değilim, yoksa elektrik aktarımıyla ilgili bir olay mı? Hani geçmişine bakarsanız da. Neyse, konuyu dağıtmayayım. Şimdi bir şeyin değeri az olursa değerlidir, değil mi? O sertifikayı alan kişi sayısı ne kadar azsa o sertifika kafadan o kadar değerli olacak. O sertifikanın alımı için harcanması gereken efor da önemli bu arada. Çünkü işte bir sınava giriliyorsa, hiç sınava girilmeden alınmış bir sertifikadan, bir workshop katılım sertifikasından çok daha değerli olacaktır. İşte 2-3 sınavsa veya 3-5 sertifika sonrasında böyle hani bir yol varsa, o sertifikaya ulaşmak için uzun bir yol varsa. Tabii bunları sertifikayı gösterdiğiniz kişi, kurum, artık kimse, onların da bildiğini varsayıyorsunuz aslına bakarsanız. Yani değerini anlayabilmeleri için. Benim genelde bakış açım şu. Tabii Microsoft tarafında sertifikanın başka bir değeri daha var. İşte belirli bir sertifikalı uzman çalıştırmazsa firma işte sertifikalanmış iş ortağı olamayabiliyor. O yüzden isteyebiliyor sertifikalı uzman bulundurmak. Ama çoğu zaman da olan şu oluyor. Firma hali hazırda var olan çalışanlarını teşvik ederek sertifika almasını sağlıyor. Sertifikalı çalışan almak yerine. Ama bu yine diyorum, sertifikasına da öyle değişir. Çünkü bazı sertifikaların alımı gerçekten çok zor olabiliyor. Ve limitli olabiliyor. Öyle kolay kolay alınamayabiliyor. O yüzden sertifikalı uzman almayı da düşünebilir firma. Duruma göre değişir dediğim gibi. Ama yine baktığımızda hani azlıkla alakalı, sertifikalı uzman sayısı ne kadar azsa o sertifika o kadar değerlidir. İşe girişte önemli midir? Yani daha önemli bir şey yoksa elinizde, daha değerli bir şey yoksa elinizde, zaten sertifikayı ortaya koymak zorundasınız. Benim tercihim, yazılım sektörüyle ilgili konuşursak, hani sertifikalar, evet bir dönem ben de yazıyordum, çok açık söyleyeyim yani sertifikalarla ilgili. Ama iş deneyiminiz, hani daha ezer hale gelince sertifikalara gerek kalmayınca artık yazmaktan vazgeçiyorsunuz. Çünkü
hani alımının aslında göreceli ne kadar kolay olduğunu biliyorsunuz, yöntemleri biliyorsunuz vesaire vesaire. Yani Microsoft sertifika sınavlarına baktığımızda benim örneğin dikkat edeceğim şey sınavın çıkış tarihinden ne kadar süre sonra sertifikayı almışsınız. Çünkü soruların ortaya çıktığını hepimiz biliyoruz yani. Hani alıp ezberlenip girilebildiğini hepimiz biliyoruz. Örneğin early adoption sertifikalarını daha çok severim ben. Yani bir sınav ilk çıktığında hatta dışarıya açılmadan önce sertifikalı uzmanlara açılır. O zamanlarda giren kişiler benim için daha da değerlidir. Ama bu kadar detayına da genelde bakılmıyor açıkçası. Yani sertifika tahmin ettiğiniz kadar önemli değil diyeceğim ama bu önemin yine göreceli olduğunu aklınızda bulundurun. Yani hiçbir şeyiniz yoksa sertifika almak kesinlikle bir başlangıçtır. Ben de diyorum kariyerimin başlarında evet sertifikalar alıyordum. Örneğin benim takriben herhalde şey olması lazım, 2004-2005 olması lazım. Şirketi ilk kurduğum zamanlar benim kartvizitimde Microsoft Certified Professional logosu vardı. Yani bu benim şu anda çıkıp da hani kariyerimin bu noktasında sertifikalar değil önemsizdir demem çok anlamlı değil. Hani benim için önemsiz olabilir ama sizin için önemli de olabilir. Bunu değerlendirecek olan kişi sizsiniz. Karşı tarafa bir şeyler göstermeniz lazım. Bir şeylerle ilgili olduğunuzu, bir şeyleri biliyor olduğunuza dair bir kanıt göstermeniz lazım. Ve elinizde başka bir kanıt yok ise sertifikalar kesinlikle işe yarar. Yani hiç yoktan iyidir gibi demek istemiyorum. Aslında birazcık da öyle. Ama bir başlangıçtır. Sertifika sınavlarını gerçekten çalışarak geçerseniz çok büyük de faydası olur. Çünkü çok fazla şey öğrenmenize de vesile olur bu arada. Ama dediğim gibi hani sorular dışarıda, bunu da biliyoruz, yalan konuşacak değilim. Hani sertifika sınav sorularını o veya bu yöntemlerle, illegal yöntemlerle diyelim, bulabiliyorsunuz. O şekilde geçmenin çok işe yarayacağını düşünmüyorum. Çünkü sertifika alırsınız, varsayalım ki bir işe girdiniz, sonuç itibariyle bilmediğiniz ortaya çıkacak. Hani o da çok anlamlı değil açıkçası. Yani bilişim sektöründe sertifikalar şart mı? Değil, varlar. Ya bu diploma gibi bir şey. Yani şimdi bunu da konuşabiliriz değil mi? Yani bununla ilgili de galiba video çektim zaten. Hani diplomanın olması bir şey neyi kanıtlıyor? Diploma şart mı? Bu sorular da sorulabilir. Bunların hepsi sizin kendi kendinize değerlendirmeniz gereken şeyler maalesef ki. Ama illa bir cevap vermek gerekiyorsa şart mı? Bence değil. İşe yarar mı? Yarayabilir. Karar sizin. Bana sorarsanız bakış açınız şu olsun. Eğer şirket için gerekiyorsa evet. Hani herhangi bir yöntemle sınavı geçmek uygun görülebilir. Ama kendiniz için yapıyorsanız benim tavsiyem gerçekten ilgilendiğiniz konulardaki sertifikaları seçin. Ve gerçekten çalışarak o sınavı geçin, ezberleyerek geçmeyin derim. Böylece bir şeyler öğrenmiş olursunuz gerçekten. Böylece bu sertifikanın sizin için değeri de artar. Etrafınızdaki insanlara bakmayın, sektöre bakmayın, kendinize bakın derim. Hani sertifikanın sizin için olan işlevini sonuç itibariyle siz belirleyeceksiniz. Başka birisi değil. Ama şeyi de yapmayın, hani sertifikanın farklı sertifikalar var sonuç itibariyle. Şimdi Microsoft, Oracle vesaire sertifikalarına bahsettim ama bir de katılım sertifikası denilen muhabbet var. Gerek yok. Yani gerçekten gerek yok. Özellikle üniversite yeni mezun veya üniversite öğrencilerinde görüyorum. Böyle bir sertifika için etkinliğe katılmak. Benim konuştuğum etkinlikler de oldu. Hani benden izinsiz sertifika, katılım sertifikası dağıtıldığı oldu. Hiç sevdiğim bir şey değildir. Çünkü insanları yani katılım sertifikasıyla salona çekiyor olmak. Ama bir etkinlikte de şöyle bir şey söyledi bir genç kardeşim. Hani çıkışta geldi yanıma ve şunu söyledi. Hocam dedi, hani katılım sertifikası olduğu için geldim açıkçası ama çok faydalı oldu. Yani orada da şöyle bir düşündüm, hani belki de hani böyle bir yemli içeri çekmenin bir faydası da olabiliyor. Neyse ama hani o katılım sertifikaları çok, hiçbir şey yoksa CV'nizde yazabilirsiniz ama seçin. Yani seçmeye çalışın. Oraya katıldığınızın gerçekten bir anlamı olmalı. Sadece böyle hani alakasız şeyler olmamalı. Bir mesaj vermeye çalışıyor olmalısınız. Onlara katıldığınızı göstererek. Evet. Benden bu kadar. Görüşürüz.